Bu kez yazlık hıyar yetiştiriciliği yapılan bir seradayız. Yaz döneminde, yani şu anda Haziran ayının ortasına geldik. Hıyarların büyüklüğü bu boyda. Hıyar yetiştiriciliği yapılıyor. Üretici her dönemini değerlendirmek istiyor seradaki alanlarının. Sonuçta daha fazla para kazanmak için yaptıkları bir şey bu. Evet, pazarlarda baktığımız zaman fiyatlar oldukça düştüğü halde de düştüğü hıyar fiyatları 2022'nin bu Haziran ayında düşük, ancak üretici bu yaz koşullarında sera içerisinde hıyar yetiştirmeye hala da devam etmeye çalışıyor. Kış koşullarına göre birazcık masrafları düşüyor. Düşük fiyata rağmen neden serada hala hıyar var denilirse de üretici bunu pazarlara, direkt pazarcıya satarak, pazarda değerlendirerek para kazanmaya çalışıyor. Şöyle baktığımız zaman bazı bölgelerinde bitkilerin hastalandığını görebiliyoruz, kuruduğunu görebiliyoruz. Şöyle baktığımız zaman köşeli yaprak lekesi diye bir hastalık var. Özellikle hıyarlarda köşeli yaprak lekesine baktığımız zaman kurumuş gibi seranın bazı bölgelerinde var özellikle. Nerelerinde var? Biraz havalandırmasının sıkıntılı olduğu bölgelerde var. Şöyle baktığımız zaman kıyıda kenar kısmında bitkiler hemen havalandırma sıkıntısından dolayı böcek girişini engellemek için kullandıkları tül perdeyi de aşağıya doğru indirmiş durumdalar. Yine şuradan baktığımız zaman şöyle bir gösterelim yaprağımızı. Köşeli yaprak lekesi dediğimiz hastalık var burada. Bu bölgeyi oldukça etkilemiş durumda. Öyle bir etkileme ki bakın direkt yaprakları ve meyveleri sarartmış. Şuraya baktığımız zaman tabii havasızlık, bu sıcak koşullar da buna sebep olabiliyor. Seranın üzerine baktığımız zaman bu dönemde sıcaklıkta serada nasıl bu yetiştirilebiliyor? Sera üzerine gölge yapılıyor. Gölge tozu atıyorlar. Gölgeli olduğu için seranın üzerine içerisinde hem çalışması hem de bitkilerin yaşayabilmesi için, daha rahat beslenip meyve verebilmesi için ortam sağlanmaya çalışılmış. Ama şöyle yukarıdan da göstermeye çalışırsak bitkilerin bu kısmını özellikle bariz şekilde bu az önce bahsetmiş olduğumuz hastalıktan burada olduğunu görüyoruz. Daha önce baktığımızda bir bunun tedavisi için ilaç önerisi de vermiştik üreticiye. Kullanmalarına rağmen evet hastalık biraz dursa bile tekrar gelişerek devam etmiş. Böyle yaprak arkasını da gösterelim. Bu şekilde baktığımız zaman sorunun olduğunu görüyoruz. Meyve şekline baktığımız zaman hıyarın her yaprak koltuğundan ikili çıkanlar var. Yani yarı multi gibi gözüküyor ama diğer yaprak koltuklarına baktığımız zaman da üçlü olanları görebiliyoruz. Evet, bitki eğer meyvesini besleyemeyecek bir durumla karşılaşırsa bu şekilde sarartır. O meyveler sararır ve besleyemez. Bu sera kış döneminde don vurdu açıkçası. Don zarar verdi diyelim. Don vurdu demeyelim. Don zarar verdi bu sera. Daha sonraki süreç içerisinde birazcık geç uyanarak bu vakte kadar geldi ve üreticisine kazandırıyor. Şöyle baktığımız zaman artık seranın üst kısmına yaklaşmış. Yani aslında bir üretim döneminin de sonuna doğru yaklaşılıyor. Bitkiler de hastalanmış. Ama tele yakın bölgelerde en üst kısmındaki meyvelerin büyüklüğünü görebiliyoruz. Hasat zamanı gelmiş. Üretici bunları hasadını yapıp pazara sunuyorlar. Evet, burada olduğu gibi ne yapmışlar? Bitkinin büyüme ucu burada. Şöyle gösterelim. Büyüme ucunu telden aşağıya sarkıtmışlar, uzatmışlar. Bitki yine aşağıya doğru büyümeye devam ediyor. Çünkü
para kazandıkça bunu bu şekilde yetiştirmeye, üretmeye devam edecekler. Hemen hemen bütün bitkilerde bunu görebiliriz. Telden aşağıya sarkıtmışlar. Tabii yar bitkisinden bahsetmek gerekirse biraz, bunlarda sülük dediğimiz yapılar vardır, tipik özelliği. Çünkü bunlar sürünücü tiptir aslında. Askıda olduğu zaman ya da yerde sürünürken bir çalıda, çırpıda bu sülüklerle tutunarak büyürler aslında. Bunlara sülük deriz. Büyüme ucu var bakın burada bahsettiğimizde. Yaprak koltuklarını şunlar tamamıyla dişi çiçek. Tabii çiçek tipi olarak sera hıyarlarında sadece serada yetiştirilen çeşitlerde sadece dişi çiçek vardır. Bu da cinoik dişi çiçek tipi deriz buna. Erkek çiçek bunlarda yoktur ama açık tozlanan çeşit olup olduğu zaman tarla hıyarlarında bunları görebiliyoruz. Yani neyi görebiliyoruz? Hem erkek çiçeği hem de dişi çiçeğin. O da monoik çiçek yapısı oluyor. Onları görebiliyoruz. Burada dişi çiçek yapısı var. Burada gördüğümüz gibi. Üreticinin el arabasını görüyoruz. İçerisinde meyveyi hasat ettikten sonra toplamak için kullandıkları el arabaları, kasaları koyuyorlar üzerine. Buradan taşımasını yapıyorlar. Serada yetiştirilen sebzelerin birçoğunda olduğu gibi hıyarlarda da trips zararı oldukça önemlidir. Yani trips dediğimiz zaman da buna çiçek tripsi diyoruz. Şöyle içerisinde odaklanabilirsek şayet bunları göreceğiz bakın. Küçük küçük canlılar, böcekler var. Bunlara çiçek tripsi diyoruz. Bir daha göstermeye çalışalım. Bu çiçek tripsleri meyveler üzerinde çizgiler oluşturur. Bu çizgiler meyvenin kalitesini açıkçası bozar. Bunlara karşı etkili ilaçlar var. Bunlardan kullanılması gerekiyor. Yaz dönemi olduğu için çok da fazla masraf etmemek için üreticiler bunu çok bu ilaçlama işine girmezler. Şuraya baktığımız zaman odaklayabilirsek çiçek içerisine, burada da yine göstermeye çalışacağız. Şu uçta var açıkçası. Evet, odaklayamadık. Bir başka çiçekte tekrar bunu gösteririz. Hatta şöyle yapalım. Şuradaki çiçekte. Evet, şöyle yaparsak. Şu görmüş olduğumuz canlı çiçek tripsi olarak söylüyoruz. İçerisine baktığımız zaman dişicik tepesi dediğimiz kısma zarar veriyorlar. Ovaryuma zarar veriyorlar. Verdikten sonra da meyveyi olumsuz etkiliyor. Meyve üzerinde çizgiler oluşturuyor. Şöyle çiçek içerisine odaklandığımız zaman çiçek tripsini görebiliyoruz. Burada bu meyvelerin çizgili çizgili olup şekline zarar veriyor. Baktığımız zaman üretici içerisinde yine ihtiyaçlar için fasulye falan da yetiştiriciliği yapıyor.